Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta yüz felcimizin 3. haftasındayız. Biraz kayık gibi ağzım gene ama herhalde bu hafta şöyle yaparak konuşabileceğiz. Bu hafta vallahi biraz halsizlik de var ama tam anlayamadım. Böyle 1-2 haftadır aslında sessiz bir Covid mi geçiriyoruz? Onu da anlamış değilim. Evet. EKG örnekleriyle 16. bölüme geldik. İnşallah düzenli olarak gidiyoruz. Şimdi mesela bu hafta gördüğüm vakalardan birinden yine size bahsetmek istiyorum. Yani bu konuda arkadaşlar daha önce defalarca bahsettik. Bu konu kanayan bir yara. Bazen şöyle televizyon programları oluyor. İnsanlar televizyon programları ne yesek ne yemesek. Ondan sonra işte o mu faydalı bu mu faydalı, onlar tabii ki konuşulacak ama omega 3'e, D vitaminine, B12 vitaminine duyulan heyecan. Önce yangında ne demiştik? Yangında ne diyoruz? Birçok iş yerinde vardır? Yangında kırmızı işaretler vardır. Yani bir cihazın üzerine kırmızı bir işaret koyarsanız yangında ilk kurtarılacaktır. Ama sarı varsa ikinci kurtarılacak, yeşil en son kurtarılacak. İnsanların kardiyovasküler hastalıklardan korunmasında omega 3, ondan sonra bir takım işte vitaminler, bunlar önemli ama bu işin yeşili bu. Kırmızısı nedir biliyor musunuz? İnsanların eğer kalp krizi sırasında ölümünü azaltmak istiyorsanız ya da kalp krizi geçiren insanların kriz geçirdikten sonra çok güzel stent koysak da, çok güzel bypass yapsak da, o en az %30-40'ında ejeksiyon fraksiyonu düşüyor ya, hasta kendini iyi hissetse de hasta düşük ejeksiyon fraksiyonlu, yani sistolik kalp yetersizliği gelişiyor. Hasta kendini iyi hissedebilir ama hastanın cebine eğer bir insanın kalp krizi geç başvurursa, geç müdahale edilirse, düne kadar normal gözüken bir insana geçirdiği bu kalp krizi nedeniyle ejeksiyon fraksiyonu özellikle %30-35 olursa bu insanın cebine evre 2 kolon kanseri koymuş oluyorsun. En az evre 2 bir kolon kanseri cebine koyuyorsun. Yani ne demek? Şimdi bu yani daha önce söyledik kalp krizlerinde düşük ejeksiyon fraksiyonu özellikle ya da diyastolik kalp yetersizliğiyle öyle kanserden kötü seyredebilen durumlar var. Peki bu ejeksiyon fraksiyonu niye düşüyor veya kalp krizi sırasında insanlar niye ölüyor? %10'u biliyorsunuz kalp krizi ST segment elevasyonlu MI'ların %10'u hastane dışında ilk saatlerde ölür. Geri kalan %90'ı hastaneye gider ya da bir kısmı gitmez evde geçirir. Ama bu hastaneye giden ya da evde geçirenlerin bir kısmı ejeksiyon fraksiyonu %30-35'lere 40'lara düşer. Yani sistolik kalp yetersizliği olur. İşte bunların azalmasını istiyorsanız insanlara eğitmek lazım. Şimdi bir insanın göğüs ağrısı başladıktan sonra kalp krizi tipi göğüs, işte segment elevasyonu MI'den daha çok bahsedeceğiz. Yani 10-15 dakikadan uzun süren, bulantı kusma ya da terlemenin eşlik ettiği, gerçek bir kalp krizi süreci başladığı anda damarın açılmasına kadar geçen yani primer perfüman girişim diyoruz. Bu geçen süreye arkadaşlar ne diyoruz? İskemik total süre. İşte bu süreyi kısaltmanın yollarını bilmemiz lazım. Şimdi bu süreyi kısaltmanın yolları eskiden kapı balon zamanı derdik. Hasta hastaneye başvurduktan sonra damarın açılmasına kadar geçen süre bu daha çok doktorlarla ve hastaneler arası transport ve süreyle ilişkili. Şimdi burada bir de hastanın hastaneye başvurmadan önceki dönemi var. Yani evde göğüs ağrısı başladı. Hastaneye ne zaman geldi? İşte bu da artık total iskemik sürenin bir zamanı. Şimdi onun için insan istiyor ki televizyon gibi, sosyal medya gibi keşke halka ulaşılabilse. Yani halk birçok sanatçının, şarkıcının 7 sülalesinin geçmişini biliyor. Ama kalp krizi belirtileri nedir dediğinizde çoğu bilmiyor. Sadece göğüs ağrısı.
Ve halkın yarısı göğüs solda, memenin, sol memenin altında düşünüyor. Ve bu da çok toksik bir şey. Keşke insanlarımız ya da televizyona çıkan doktor arkadaşlarımızın bir kısmı çok net olarak bu slide'da yazan kalp krizi odaklarının şekli şemali, ağrıyı tarif etseler ve bu belirtiler olunca hastaneye başvurmayı, ambulans çağırmayı söyleyebilsek ve bunu tekrar tekrar söylesin. Tekrar tekrar. Yani televizyonlarda mesela o en az 2-3 saat süren şey programları var. İşte eşimden ayrıldım, o ayrıldı, bu ayrıldı, çocuğunu kim ne yaptı filan. Ya bunları bazen ben de baktım, bir şey demiyorum. Bunlar belki olabilir, o ayrı bir şey. Ama ya bunların içerisinde bu insanları bilgilendirmek için neden acaba bir saat kalp krizini en az her yani Rafael aşı yapmak gibi insanları kafasına tam sokmak istiyorsanız bu konuyu en az ayda bir kez ve 4-5 kere anlatmak lazım. 4-5 ay boyunca. Böylece rafellemek yani aşı gibi. Tek aşı yetmezse 2-3-4 aşı yapmak lazım. İnsanların kafasına kazımak lazım. Yani bunu bir toplumsal süreç, kalp krizi haftasını tayin edeceğiz. Televizyonlara mı çıkılacak, uçakla bildirimi dağıtılacak, yoksa bir takım köşelerde duvarlara yazılar mı yazılacak? Yoksa bu yazık yani. Benim en son gördüğüm hasta bir sağlık çalışanı aslında, emekli olmuş. Mide bölgesinde ağrısı oluyor, bulantı kusma oluyor, ağrı yarım saatten uzun sürüyor. Düşünün sağlık çalışın. Ve reflü ülser zannederekten bir soda, karbonat ve daha sonra biraz ağrısının hafiflemesi üzerine uyuyor. Derken halsizlik, yorgunluk oluyor. 3 gün sonra bir doktora gidiyor. Doktor EKG'de V1, V2, V3'te QS dalgası görerek sen bir kalp krizi geçirmişsin diyor. Hasta bana geldi. Gerçekten hastanın ekokardiyografisinde anterior miyokard infarktüsü var. Apikal bölge akinetik, anterior ağır hipokinetik, ejeksiyon fraksiyonu %30, sol kalp dilate olmuş. Ve hasta geç başvurmuş. Çok damar hastası, anjiyografi ama anjiyo geç yapılmış. 4-5 gün sonra. Kendisi zaten 3 gün sonra başvurmuş. Enfarktüs oturmuş. Atalım yani geçti boron pazarı süreçlerindeydi. Süreç geçmiş. Yazık. Şimdi işte bu hastalar eğitilmesi lazım. Tüm toplumun eğitilmesi lazım. Nasıl eğiteceğiz? Bunu bir Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hep bütün hekimler bir proje üretecek. Bana göre çok basit. Farklı kanallarda yani yalvararak söyleyeceğiz insanlara. Yani bugün televizyon kanalları sadece vitaminler ve ne bileyim yani her gün çıkan insanlar görüyorum bazıları. Habire böyle ne bileyim insanlara bir takım belirtileri anlatmaktan ziyade vitaminler, yok spor. Ya bunlar da önemli de ya bir de işin gerçeğini anlatalım be. Yani işin gerçeğini anlatalım. Çok basit. Neyi söylersek faydalı oluruz? Bir insanlara diyeceğiz kardeş siz günün birinde mide bölgesinde ağrınız olursa ani başlayan, daha önce yaşamadığınız farklı bir mide ağrınız olursa beraberinde sadece terleme. Erkeklerde sık daha çok terleme olup kadınlarda ise bulantı kusma ya da hepsi olabilir. Ya böyle bir belirti olursa beraberinde soğuk buz gibi ter atarsanız ya da bulantı kusma ya sakın reflü ülser demeyin. Ya ne olur ambulansı çağırın en yakın hastaneye gidin. Kalp krizi geçiriyor olabilirsin. Çünkü bu insanların bir kısmı 1-2 saat soda karbonat içerken evde ölü bulunuyor. Yazık günah. Hastaneye gitse geç gidiyor 2 gün 3 gün sonra gidiyor. Miyokard gitmiş, nekroz olmuş. Ejeksiyon fraksiyonu 30. Hoş geldin kolon kanseri. Onun dışında insanlara kol ağrılarında boyun fıtığı demeyin. Sırt ağrısında klima çarptı, kas ağrısı demeyin. Öğretmek lazım. Kalp krizi belirtileri nasıl olur? Mide bölgesinden başlayabilir. Retrosternal, göğüste olabilir. En az yumruk kadar baskı tarzında istirahatte gelebilir. Ama yürürken daha çok ortaya çıkar. Durunca geçebilir. Hele hele otururken 5 dakikadan uzun sürerse, hele hele 15 dakikadan uzun sürerse, beraberinde bulantı kusma terleme olursa, yani buna dikkat edin, ne olur gelin diye eğitmemiz lazım. Ya doktor arkadaşlar öncelikle en yakınlarından bile bazen anne babaları kalp krizi geçiriyor, anne babaları haberi yok. Anne babası geç başvuruyor.
annemizi babamızı eğitmemişiz ki. En yakınlarımızdan başlayarak acilen kalp krizinde belirtiler nelerdir? Eğitmemiz lazım. Anlatmamız lazım. Kalp krizinin belirtileri mide bölgesine vuran ya da sadece kula vuran, sadece çeneye vuran ya da sadece göğüste olan ya da sırtta olan ya da bunların kombinasyonu olabilir. Veya bazı kalp krizleri ağrı tam değildir. Ani başlayan halsizlik vardır. Yani inferior amine bradikardisi gibi. Ya da ani başlayan şiddetle ciddi nefes darlığı vardır. Ya bir insanda ani başlayan bir ağrı varsa, ani başlayan nefes darlığı varsa, ani başlayan halsizlik varsa, ya bunun bir sebebi vardır arkadaşlar. Akut koroner sendrom olabilir, pulmoner emboli olabilir, aort diseksiyonu olabilir, gastrointestinal kanama olabilir. Ya bunlara bakılması lazım. Şimdi demek ki eğer iskemik total süreyi kısaltmak istiyorsak, insanların kalp krizinden ölümünü azaltmak istiyorsak, kalp krizi nedeniyle hastaneye başvuranlarda stent ya da bypass yapsak da ejeksiyon fraksiyonu %30, yani iş işten geçtikten sonra stenti açsak da, yani kurumuş ağacı su götürseniz ne olacak arkadaşlar? Ağaç yeşerir mi? Geç kalmış. Gerek ölümlerin azaltılması, gerek miyokardı kurtarmak istiyorsanız insanları eğitmek lazım. Aksi durumda her köşe başında hastane de olsa, her köşe başında anjiyo da olsa, oluk oluk her hastanede beşer tane kardiyolog da olsa, insanlar başvurmadıktan sonra ya da geç başvurduktan sonra bir şey ifade etmez. Onun için insanları eğitmemiz lazım. Başta en yakınımızdakilerden başlayacağız. Arkasından acilen diyabetik hastaların, sigara içen insanların eğitilmesi lazım. Belirtiler konusunda eğitilmesi lazım. Bunlara tek 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 anlatılacak. İşte bunun kolay yolu da bana göre şu an televizyon. Yani oraya en çok çıkan doktor arkadaşlardan rica etmek lazım. Onları ziyaret etmek lazım. Allah aşkına şunları da bir anlatın demek lazım. Vatandaşın D vitaminine duyduğu heyecan kalp krizi belirtileriyle ilgili yok. Omega 3'ü soran sorana. Organik köy yumurtası arayan arayan. Ama kalp krizinin belirtilerini bilmiyor. Ben ne yapayım organik köy yumurtası? Gezen tavuk yumurtası. Ya gezen tavuk yumurtasını yesen de olur. Sen kalp krizinin belirtilerini bilmiyorsun. Yani bu da ayrı bir ciddi sıkıntı. Birilerinin anlatması lazım arkadaşlar. Şimdi bu da önemli. Ondan sonra kalp krizinde insanlara faydalı olmak istiyorsak, hasta başvurdu diyelim. Hastalar hastaneye başvurduktan sonra doktor arkadaşların her karın ağrısı, epigastrik ağrıyla gelene mutlaka EKG çekmesi lazım. Bunu defalarca söyledik, yazdık. Epigastrik ağrıya mutlaka EKG çekilecek. Yani bunlar EKG, bu epigastrik ağrı tabii ki reflü, ülser, kolesistit olabilir. Ama ülserden adam ölmez. Ama epigastrik ağrı yeni başladıysa, farklı bir ağrıysa bu insanlarda arkadaşlar EKG çekmek lazım. Evet, tanıyı koymak önemli. Bir diğer bir konu, yine bugün bir hastada rastladım. Arkadaşlar, insanlarımız maalesef, mesela ben öğretim üyesi, profesör olarak, işte yıllarca öğretim üyeliği de yaptım. Şimdi özel çalışıyorum. Hastaları görüyoruz. Ya çok ilginç, ben bunu çözemedim. Siz bir reçete yazıyorsunuz. Sizin yazdığınız reçeteye gidiyor üst komşu Beti Gül teyze, yan komşu Kenan amca, eczacı kalfası Ali Bekir Bey. Yani eczacı arkadaşlarımızda sorun yok. Eczane sahiplerinde, eczacılık fakültesi mezunu arkadaşlarımızda sorun yok. Ama maalesef onlar bazen eczanede bulunamıyor. Eczanede bir kalfa arkadaşımız var, çekirdekten yetişmiş. Kendine de çok güveniyor bazıları. Ya tamam. Ama ya bizim reçetem üzerinde yorum yapıyor. Nasıl yorum yapıyor? Adamın stenti var. 15 gün önce takmışsınız. İki tane antiagregan alıyor hasta. Aspirin clopidogrel gibi ya da aspirin bir ticagrelor gibi ya da aspirin prasugrel gibi. Hastaya diyor ki ya iki tane kan sulandırıcı alıyorsun diyor. Bunlar fazla değil mi? Karatır seni. İnanın bu nedenle kan sulandırıcısını kesip stent trombozu olan ve yaygın anteriorla gelen ve artık ejeksiyon fraksiyonu %20'ye düşmüş hasta var. Şimdi doktor arkadaşlarımız her gördükleri eczacı arkadaşlara ve eczacı kalfası, özellikle eczacı kalfası arkadaşlara rica etsinler.
Ya ilaçlar üzerinde özellikle bir kardiyolog olarak benim sizden yardım istiyorum. Antiagreganlar üzerinde yorum yapmasın. Abi bu iki tane senin kanatır ha. Bak senin midende de ülser vardı, kanatır ha. Arkadaşlar iki antiagregan biz niye veriyoruz? Ya hasta bize inanmıyor, ona inanıyor. Gidiyor bir tanesini kesiyor. Ben mezara kadar, kıyamete kadar bunun sebebini öğrenemeyeceğim. Cahillik desen, hasta açısından söylüyorum. Bir ayrı bir cahillik. Eczacı arkadaşımızın, yani eczanede çalışan yardımcı arkadaşların, alfaları ya da oradaki çekirdekteki çırak arkadaşın reçete hakkında niye yorum yapıyor? Çok tehlikeli bir şey. Suç işliyor ya. Bildiğin suç işliyor. Ha. Eczacı arkadaşın dikkatini bir şey çeker. Doktorla bağlantıya geçer. Orada gerçekten doktorla konuşarak bir ortam oluşabilir. Gerçekten bir hata gibi bir şey hissediyorsa alışık olmayan. Ama doktordan konuşulması lazım. Hasta sizden habersiz ilaç kesiyor. Çünkü hastanın kafasını bulandırmayacağım. Çünkü toplum ilaç kullanmama üzerine dizayn edilmiş. Yani toplumumuz ilaç kullanmama üzerine dizayn edilmiş. İlacı nasıl kesip daha az alır. Bu ilaç karaciğerime, böbreğime dokunuyor. Bu beni kanatır. Hasta bu ilaçların kalbi koruduğunu bilmiyor. Stent trombozu gibi ölümcül bir durumu bilmiyor. Ya yazık ama yok bunlar ya kanatırsa. %20 başına gelecek şeyi bilmiyor ama %1000'de bir, %1 şeyi %1'den korkuyor. %20'den korkmuyor, %1'den korkuyor. Ya bu da acayip bir şey. Ben şu an yaklaşık 25 yıllık meslek hayatımda bizim reçetemize şey yapmayıp gidiyor eczanede ya da üst komşunun komşu iki kan sulandırıcı fazla değil mi cümlesine inanıp kan sulandırıcıyı kesmesi birini. Demek ki biz hastalarımızı uyarmalıyız bu noktada. İkincisi eczaneleri uyarmalıyız. Sakın hastaların kafalarını bulandırmasınlar. Bakın aşıda aynı sorunu yaşıyoruz. Herkes birbirini yanlış bilgilendirebiliyor. Aşıların tabii ki bir miktar yan etkisi olabilir. Ama faydası daha fazla. Aspirin %1-2 kanatı. Ama yüzlerce insanı koruyor. Şimdi 1-2 kişiyi kanatacak diye. Yani %1 kişiyi kanatacak diye. %10-20 kalp krizi 30 koruyor. Bundan vaz mı geçilir? Hangi akıllı insan vazgeçer ya? Çok ilginç bir durum. Aşıda da aynı sorun var. Şimdi stent trombozlarının biliyor musunuz? Normal kalp krizine göre ölümcülük oranı 3 kat daha fazla. Ve stent trombozlarının en sık sebebi antiagreganların kesilmesidir. Akut stent trombozlarının en sık sebebi antiagreganların mesela stent, ilaçlı stent taktıysanız mümkünse ilk 6 ay ikili gitmek hatta ideali 1 yıl daha sonra bir tanesi kesilir. Genellikle aspirin ömür boyu kullanır. Tek başına. Ama mümkünse ilk 6 ile 12 ay beraber kullanmak gerekir. İki antiagregan beraber gidecek. İşte bunların bir tanesinin kesilmesi. Bu kesilmelerin en sık sebebi hastanın stenti ya da takip eden kardiyoloğa değil eczacı kalfasına inanması ya da üst komşu Betigül teyzeye, yan komşu Kenan amcaya inanması. Onun dışında bu ilaçların diş çekimi ya da ameliyat öncesi kesilmemesi gerekirken gereksiz yere kesilip bunların yerine enoksoparinle güvenilmesi. Arkadaşlar daha önce açıkladık. Enoksoparin antikoagülan. Aspirin ya da klopidogrelin yaptığı işi tam yapmaz. Onlar antiagregan. Stent trombozları ya da akut miyokard infarktüsünün sebebi trombositlerin ilk olarak yapışmasıdır. İşi karıştıran ilk önce trombositler. Trombositi kim bloke eder? Antitrombositler ajanlar. Aspirin, klopidogrel. Onun için bir kere bir insana ilaçlı stent takılmışsa en az ilk 3 ay aspirin, klopidogrel beraber gidecek. Hayati bir ameliyat olacaksa genellikle 3. aydan sonra yapmak. 3. aydan sonra yapılacak bu ameliyatta hastaya yapılacak bu ameliyatta mümkünse klopidogrelin kesilmesi, aspirin altında ameliyat yapılması. Ha bazı özel durumlar var. Kafa içi ameliyatlarda ya da batın ya da toraks içi büyük ameliyatlarda aspirin dahi kesmek gerekebiliyor. Ama
ben mesela göğüs cerrahı arkadaşımla görüştüm. Artık lobektomi yapacak kadar akciğer kanserlerine dahi kesmiyorlar. Aspirini kesmiyor. Klopidogreni kesiyor. Yani tek antiagreganlı ameliyatı alabiliyorlar. Tabii ki kafa içi ameliyatlarda kesmek zorunda kalıyor. Ama artık günümüzde birçok ameliyatta preoperatif dönemde en azından aspirini kesmeden ameliyat yapılıyor. Gereksiz yere aspirin kesilmeyecek. Şimdi katarakta bile aspirini kesiyoruz. Ya hastanın stenti var. Yani göz içi biraz kanayabilir. Azıcık tamam belli riskler olabilir ama göz içindeki kanama riski 1/200 ise sen stenti olan bir insanda aspirin klopidogrensiz ameliyatı alıyorsan stent tromboz olma ihtimali %5. Şimdi teraziye koy. Hangisi ölümcül olur? Stent trombozunun kendisi ölümcüldür. Çok ölümcül. Ölüm oranı yüksek. 3-4 kat daha fazla natif damarın trombozuna göre. Bu nedenle diş çekimi ya da bazı ameliyatlardan önce, birçok ameliyattan önce yani en azından aspirin altına ameliyat edebilirsiniz. Stenti yeni koyduysanız bir kere hastada minimum 3 ay beklemeniz lazım. Yani çok çok özel durumlarda yeni jenerasyon ilaç kaplı stentlerde bazen 1,5 ayda yetebiliyor. Acil kanser cerrahisi gibi, malign melanom gibi vesaire. Demek ki gereksiz yere ameliyat öncesi stenti aspirin kesmeyeceğiz. Ve aspirin ya da klopidogrel kesip, hani klopidogrel genellikle kesiliyor zaten. Aspirini kesip yerine enoksoparin vermek hiç de güvenli bir yöntem değil. Tabii ki kafa içi ameliyatta da çaresiz kalıyorsunuz. Aspirin kesince 7 gün önceden aspirini kesiyorsunuz. O dönemde enoksoparin veriyor. Başka çaren yok. Hiç çoktan iyidir. Ama bir insanda kesilmeyecek yere kesip de enoksoparin veriyoruz canım. Aspirini kestik ama bir kan sulandırıcıyı, kan cıvıtıcıyı kestik. Başka bir kan cıvıtıcıyı veriyoruz diyemezsin. Aspirin kan sulandırıcı, evet. Enoksoparin de kan sulandırıcı, evet. İkisi de meyve mi? Evet. Ama biri elma, biri armut. Yani ciddi sıkıntı var burada. Cerrah arkadaşları buradan uyarmak istiyor. Enoksoparin aspirin yerini tutmaz arkadaşlar. Yapmayın. Gereksiz yere aspirini kesmeyin. Yani adli vaka olsa adli tıptaki giden bilir kişi kılavuza ve tekstifa göre bakacak. Aspirini gereksiz yere kestiyseniz nasıl koruyacak sistem sizi? Evet, eczanedeki arkadaşların uyarılması gerekiyor. Hastayı uyarmanız gerekiyor. Ne eczacı kafasını, ne üst komşuyu, ne yan komşuyu, ne kahvanedeki ya da köydeki arkadaşına inanmayacak. Sakın ha kesmeyin diyeceksiniz. Bunu uyarmamız lazım. Eczacı arkadaş derken eczacı kalfalarını kastediyor. Yani yoksa eczacı arkadaşların zaten fakülte mezunu olanlar biliyor konuyu. Onun dışında hastalarımızı uyaracağız. Antiagreganlarını. Perşembe günü antiagreganı bittiyse hava kar yağışı var diye. Aynı şey kumadin içinde geçerli. Ya da yeni oral antikoagülan içinde geçerli. Yani antiagregan ya da antikoagülan alan hastalar. Perşembe ilacı bittiyse kar yağışı var diyor. Pazartesi alır. 3 günden bir şey mi olur? Böbrek karı diğer dinlensin diyor. Bu çok cahilane bir davranış. Sakın böyle bir şey yapmasınlar. Sakın. Bunları uyarmak lazım. Hastaları uyaracağız ve hastalar ilaçlarını alacaklar arkadaşlar. Perşembe bittiyse perşembe gidip alınacak. Yayladan şehre ineriz. Gece yarısı mı? Şehre inecekler arkadaşlar. Şehre ineceğiz. Uyaracağız. Bir gün dahi ara verilmeyecek. Onun dışında ben mesela hastalarıma stent taktıktan sonra aspirin artı diyelim ticagrelor veriyorsunuz. Diyorum ki aspirin ya da ticagrelor ya da klopidogrelli hasta hepimiz insanız. Alıp almadığınızda tereddüt ederseniz almamış gibi davranın. Bir tane daha alın. Yani diyelim aldınız, unuttunuz, alıp almadığınızı tereddüt ettiniz. Yanlışlıkla bir tane daha fazla alın. Fazla yanlış alınandan zarar gelmez. Almadığınız halde almış gibi hissedip pas geçerseniz sıkıntı olur. Bakın hastaya ben bunu bile söylüyorum. Bu konularda hep birbirimize eğitmeliyiz. Evet, bugünkü EKG konumuz. Şimdi bugünlerde arkadaşlar çok fazla perikardit görmeye başladık.
bu COVID salgını nedeniyle miyoperikardit fazla. Aşıdan sonra da biraz böyle perikardiyal iritasyon oluyor. Göğüs ağrısı, bıçak saplanır gibi. Arkadaşlar, ister COVID, isterse az miktarda olsa, aşıdan sonra da olsa miyokardit ya da miyoperikarditler, yani işin içine perikardit olmuşsa telefonda dahi sorarak tanıyı koyabilirsiniz. Sırt üstü yatınca artan, oturunca azalan göğüs ağrısı varsa aklımıza perikardit gelir. Miyokardit var mı diye EKG çektireceğiz. EKG'de troponin bakılacak. Eğer troponin yüksek gelirse ve EKG'de perikardit bulguları varsa tanıyı koymuş oluyoruz. Ha, frotman dinlemek gerekir tabii. Eko yapmak, sıvıyı görmek önemli. Ama bir hasta size, yakınınız ya da hastanız, ya benim bugünlerde göğsüm ağrıyor dediğinde, özellikle batıcı tarzda bıçak saplanır gibi parmak ucuyla gösteren ve sırt üstü yatınca artan, oturunca azalan bir ağrısı varsa perikardit ağrısı olabilir. Hastaya mutlaka göğüs ağrısını sorun. Eforla ilişkisiz mi? Evet, eforla alakası yok derse, oturunca daha çok geliyor derse, sırt üstü yatınca artıyor mu diye sorun, oturunca azalıyor mu diye sorun. Eğer böyle bir ağrısı varsa perikard olabilir. Hastanın göğsünü dinleyin, frotman var mı? EKG çekin, ST elevasyonu var mı? Ve ekokardiyografi isteyin, perikard sıvısı var mı? Bu dört kriterden ikisi varsa, brufen, ibuprofen ve kolchisin başlıyorsunuz. Hastaya önemli bu. Şimdi ST segment elevasyonlarının birkaç tipi sebebi var. Bir tanesi erken repolarizasyon. Erken repolarizasyonda hasta hiçbir şikayet yokken rastlantısal çekilen EKG'de görebilirsiniz. Ama göğüs ağrısıyla gelen insanda da olabilir, atipik. Tabii beraberinde göğüs ağrısı varsa kafanız karışacaktır. Enfarktüsten ayırmak biraz kolay. Erken repolarizasyonda genellikle 2-3 AVF ve 5-6'da vardır. Anterolateral MA gibi taklit eder. Ama mesela 2-3 AVF'de biliyorsunuz resiprok olur. AVL'de ST depresyonu olur. Burada resiprok yok. İkincisi, erken repolarizasyonu ard ardasının inen bacağında çentik olabilir. %100 olacak diye bir şey yok ama olursa çok değerli bir bulgudur. Ard ardasının burada görüldüğü gibi inen bacağında çentik olur. Ve açıklığı yukarı bakar. Bakın, açıklığı yukarı bakıyor. Resiprok yok. Açıklık yukarı bakıyor. Ve ar dalgasının inen bacağında çentik var. Ağrı çok tipikse, bunu da görseniz siz yine EKG takibi ve troponin bakın. İşi şansa bırakmayın. Onun dışında şu EKG'ye bakarsak, bu ise bir anterior emal. Bakın, burada ST segment elevasyonu, görüldüğü gibi resiprok var. Anterior MA V1 ve altı resiprok, 2-3 AVF'de ST depresyonu var. Ve dikkat ettiyseniz hastada mezar taşı görünümü, parde dalgaları var. Açıklık daha çok aşağıya bak. Resiproku olan elevasyonu çok net. Bakın yukarı doğru. Yani ar dalgasının inen bacağından değil. Ve resiprok. Bu bir çok net. Bunu ayırabilirsiniz. Ve mezar taşı görünümü var. Bakın şurası kubbe görünümünde, mezar taşı görünümünde. Evet, diğer bir ST segment elevasyonu ise erken repolarizasyonla perikardit ya da perikarditle enfarktüs birbirine karışabilir. Yine perikarditte evre bir yani. Daha çok erken repolarizasyonla karışır. Şimdi erken repolarizasyon ve perikardit ayırmak bazen zor. Burada T dalgasının boyuyla ST segmentin boyu arasında oran 0.25'ten fazlaysa, yani T dalgasının boyuyla ST segment arasındaki oran 0.25'ten yüksekse, ST segment elevasyonu daha fazlaysa, 0.25'ten daha yüksekse, daha çok perikardit. Bazı perikarditte de PR segment depresyonu olur. Bakın burada PR segment, bazılarında AVR'de ST segment depresyonu, yani AVR'de ST segment depresyonu varsa, PR segment depresyonu varsa, yaygın elevasyon varsa, resiprok yok, bu bir perikarditdir. Hastanın göğüs ağrısı da özellikle batıcı karakterde sırt üstü yatıyor, oturunca azalıyorsa, bu ikisiyle tanıyı koyarsın. Şeyde ise baktığınız zaman erken repolarizasyonda ST elevasyonu perikarditlik kadar fazla değildir.
T dalga bu yani ST elevasyon miktarıyla bölü T dalgasının boyu 0.25'ten düşüktür. Onun dışında çentiklenme erken repolarizasyonda olur genellikle. Ama çentiklenme şart değil erken repolarizasyonda. Onun dışında PR segment depresyonu ve AVR'de ST segment depresyonu burada şüpheli bir şekilde var ama genellikle PR segment depresyonu olmaz. Arkadaşlar ortada kaldınız. Karışıyorsa mesela bu iki EKG karışıyor. Hastanın kliniğine bakacaksınız. Kliniğinde tipik göğüs ağrısı varsa perikardit düşündüren perikardit EKG'si kabul edeceksiniz. Hemen erken repolarizasyon diye atlamayacaksınız. Bunu da unutmamamız lazım. Şimdi yani insanları daha çok düşünmek zorundayız. Üstelik karşılığını hiçbir şekilde alamıyorken yani bu konu çabu detaylı bir konu. Haklısınız. Buradan ne yani evet. Bu konu tabii ayrı bir pencerede tartışmak lazım. Şimdi sorulara baktım da ya sonuçta bu konuyu sabaha kadar tartışsak konuşacak şey çok. Şimdi burada tabii ses kaydı oluyor vesaire. Ne desek kolay değil. Çünkü biz Hipokrat yemin ettik. Ne bileyim yani öğrendiklerimizi paylaşmak zorundayız. Bilmek zorundayız. İnşallah daha farklı şekillerde tartışırız bunları. Peki. Çok teşekkür ederim herkese. Haftaya görüşmek üzere.